Merhabalar sayın seyirciler. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmen Televizyonu'nda Orta Doğu Gündemi programında yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle beraber seçim sonrası Irak'taki siyasi süreci, Orta Doğu'daki yaşanan en büyük krizlerden bir tanesi olan Suriye İç Savaşı'ndaki e, son gelişmeleri, Körfez krizini ve bununla birlikte seçim sonrası dönemde Türkiye'nin dış politikasını ve Orta Doğu etkilerini konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Orsan başkanı, Profesör Doktor Ahmet Uysal. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Oytuncuğum Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam e, söylediğim gibi e, evet. bir çerçeve çizdik. Bu çerçeve içerisinde özellikle Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alalım ve e, biraz daha ülke bazlı olarak spesifikleştirelim istiyoruz. Öncelikle isterseniz e, Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri bir değerlendirelim. Çünkü e, sadece e, saydığımız ülkelerde Irak'ta, Suriye'de değil. Filistin-İsrail meselesi de çok güncel. İşte Suudi Arabistan-Trump ilişkileri Orta Doğu'ya en önemli etkileri veren bir konu. Diğer taraftan tabii ki gündemin esas konuları olan Irak ve Suriye var. Evet. Nasıl bir çerçeve çizmek lazım bununla ilgili olarak? Şimdi bildiğiniz gibi Orta Doğu genel olarak İslam dünyası ve özellikle Orta Doğu ciddi bir kargaşa ve karışıklık yaşıyor. Bir anlamda kaos yaşıyor ve bu sebepsiz değil. Yani bu bölgenin imkanları çok fazla. Bu bölgenin insanları, bütün e, çeşitli milletleriyle mezhepleriyle ciddi bir potansiyel taşıyorlar. Kendi e, kendi kaderlerini kendileri karar verse ciddi bir güçlenme olacak. O yüzden dışarıdan çok çeşitli müdahaleler görüyoruz. Doğusundan, batısından, Rusya'sından, Amerika'sına, İran'ına vesaire veya körfez ülkelerine kadar. Bu da bölgede bir yani zaten kendi e, kendi işlerini yapmakta zorlanan bölge halkını bir daha da bir e, işini zorlaştırıyor çünkü dış müdahaleler yap, yapılan iyi şeyleri de bozabiliyor ve bu yüzden de özellikle Arap Baharı e, sonrasında gördüğümüz yani o demokratikleşme yani Türkiye'nin aslında yaşadığı bu demokratikleşmeyle ve kalkınmayla e, beraber gelen bu iyileşmeyi Orta Doğu halkları da yani Arap, Kürd'ü, e, işte Türkmeni sağlayabilecekti. Bunun önüne e, önüne geçmeye çalışılıyor ve o yüzden ciddi bir kargaşa, iç savaş, terör işte kaos devam ediyor ve bu her ülkeyi tek tek ayrı ayrı yani etkiliyor ve bu kaosu Türkiye'de yapmaya çalıştılar biliyorsunuz işte terör devam ediyor çok şükür yani ciddi bir yol alındı ama işte ekonomik baskılar darbe teşebbüsleri Türkiye'nin de yani Türkiye Orta Doğu'ya mahkum olmadığını gösterdi ama Orta Doğu halklarına yapılan muamele veya müdahale Türkiye'de yapılmaya çalışıldı Türkiye bunu açtığı güçlü bir yönetimle devletin işte köklü olması, demokrasinin oturması artık, liderliğin yer, yani yerleşmesi işte son seçimlerde bunun güzel bir örneği oldu. Milletimiz çok güçlü bir irade göstererek Avrupa ülkelerinde bile Batı ülkelerinde bile görünmeyen oranda yani oylar çok dağılmış olabilir ama çok ciddi bir talep oldu. Yani bu katılım seçim oranı katılım yüksek. oranı çok yüksekti çünkü yani insanlarımız görüşlerini ifade etmek istiyorlar. Birçok ülkede Sizin mesela evet. Batı'da, Amerika'da başka ülkelerde yani sistem değişmez. Memnun olan memnun, memnun olmayan da değişmesine umut yok diye baktığı için yani katılım düşük oluyor veya Arap ülkelerinde seçilen adam zaten belli olacağı için yani katılmanın seçimi bir anlamı olmuyor. Yani seçmiyorsunuz aslında. Hani size önerilen bir şey var, bir aday var. Ondan kaçış yok gibi yani. Dolayısıyla Türkiye'deki bu yüksek katılım oranı gerçekten birçok gözlemciyi, birçok böyle Türkiye'ye çamur atmaya çalışan, Türkiye'yi böyle eleştirmeye çalışanlar aslında ciddi bir cevap da oldu. Halkımızın bir cevabı oldu. Bununla beraber Türkiye'de bu bölgedeki krizlere aslında derman olmaya çalışıyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor, elinden geldiğince güç açısından işte iyi niyet zaten Türkiye'nin tarihsel olarak da bir temel özelliği, yani komşularına. Kötülük istemeyen, komşuların hayrını isteyen ve bu sayede e, yani e, yaşamak daha beraber yaşamak isteyen, hatta bu sayede kalkınmak isteyen bir Türkiye görüyoruz. Çünkü Türkiye petrolü yok biliyorsunuz. Türkiye kendi emeğiyle kalkınmaya çalışıyor, kendi emeğiyle gelişmeye çalışıyor. İşte üreterek, turizmle, sanayiyle, tarımla vesaire kalkınmaya çalışıyor. Bunun için de istikrar istiyor. Irak'ın istikrarı bizim bizim için o yüzden önemli. İşte evet. Suriye'nin istikrarı da aynı şekilde önemli. Hatta İran'ın istikrarı bile. Yani oradaki yönetim hatalı bile olsa, yani oranın bir kaos yaşaması vesairesi yine bizim işimize gelmiyor. Çünkü o göçmen olarak bize yansıyor. Bilmem, işte ihracat yapamıyoruz. İşte bu ambargolar falan var. onu konuşacağız belki. Evet. Suriye'yi işte Oytun Bey ayrı o daha bu konuda uzman. Yani her konuda biz aslında iyi niyet istiyoruz bu kadar bazı dönemsel olarak ciddi bir Türkiye hücum olsa da bölge halkları gerçekten Türkiye'nin yani bu iyi niyetli politikasını anlamaya başladılar gerçekten kimsenin ne toprağında ne başka zengininde gözümüz yok biz yani biz de çalışarak ekmeğini kazanan bir millet olarak bu konuda komşularımızın şeyini istiyoruz. Yani bu çerçeve bence önemli. Çünkü bu fazla bilinmiyor. Özellikle Arap dünyasında ciddi bir bu darbeci kanadın işte Arap Baharı'na karşı olan demokrasilere karşı olan bu kanadın Türkiye'yi karalama çabası var. Bu anlaşıldığı ölçüde Türkiye yani yavaş yavaş anlaşılıyor tabii halklar tarafından. Türkiye'nin önü de açık yani bence. Yeni bir dönem işte seçimler oldu. Artık önümüze bakacağımız yani Türkiye'nin daha güçlü belki söz sahibi olabileceği, söz hakkı olabileceği bir yeni bir dönem karşımıza çıkıyor. Şimdi Orta Doğu'da yeni bir dönem yaşanıyor aslında aynı zamanda da. Evet. Yani Trump'ın ABD başkanı olmasıyla birlikte Amerika'nın bir politika değişikliği söz konusu. Bu politika değişikliğinin Ortadoğu'ya çok ciddi yansımalarını gördük aslında. İşte evet. Suudi Arabistan'ın pozisyonu aldığı pozisyon ortada. Birleşik Arap Emirlikleri burada bir faktör olmaya başladı. Amerika'nın Orta Doğu politikasında. İsrail'in varlığı halen bir e, sorun yumağı haline e, dönüştürdü Orta Doğu'yu. Şimdi yeni dönemin, Orta Doğu'daki yeni dönemin temel dinamikleri neler? Siz nasıl görüyorsunuz? E, aktörler nasıl e, şekilleniyor? E, bu anlamda e, bir kutuplaşma sizce var mı? Kutuplaşma var. Bir kere bir ana kamp demokrasi isteyenler de istemeyenler kampı. Demokrasi isteyen ülkesi, yani içerisinde Türkiye var. Belki Katar var. Belki bazı Avrupa ülkeleri var veya halklar var. Bir de bu dediğim gibi demokratikleşme dalgasından memnun olmayan, eski yapıdan çıkar sağlayan gruplar var, rejimler var. Bunlar işte Yemen'i de karıştırıyorlar. Bunlar Mısır'ı da karıştırıyorlar. Mısır'da darbe yaptırdılar. Aynı şekilde Libya bu şekilde karışıyor. Suriye'de bunların yapıcı değil, bozucu rolleri var. işte PKK'ya destek dahil. Bunlar genel böyle bir ana hat var diyelim. Ama bunun içerisinde tabii başka hesaplar da var. Batı ile İran'ın hesabı var örneğin. Her ne kadar ee, mesela Irak'ta veya bazı konular özellikle Arap baharını engelleme Arap demokrasisini engelleme konusunda e, bu Amerika ile İran işbirliği yaptığını da görüyoruz ama hani bunun dışında böyle ayrı katmanlar halinde mücadeleler de söz konusu hatta bakarsanız e, Oytun Bey yine e, daha iyi bilir e, yani İran Rusya arasında bile tenakuzlar yani e, tutarsızlıklar var çünkü yani her seviyede işbirliği ve e, mücadele alanları değişiyor. Türkiye'de Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapıyor ama bazı alanlarda belki anlaşamıyor. İran'la da aynı şekilde. Yani artık eski ittifaklar hani böyle geniş ittifaklar ne derse dostum müttefikim yaparım ittifakı düşüncesi kayboldu. Yerine konu bazlı temel meseleler bazlı ittifaklar oluşuyor. O konuda işbirliği yapıyorsun. Sonra diğer bir konuda belki de şey yap rekabet yapıyorsunuz belki çatıştığınız da olabiliyor. Hocam belki yani evet. katılırsanız eğer bir de bölgesel güçlerin artık eskisi gibi dediğiniz gibi küresel güçlerin etkisi altında onların paralelinde bir politikadan ziyade daha bağımsız politika izlediğine şahit oluyoruz. Bu bu kimin zamanında esas da soruna da neden oluyor. Özellikle mesela Türkiye Amerika ilişkilerinde bunu çok sıkça evet. görüyoruz. Yani Türkiye işte kuruluşundan itibaren biraz daha Batı ittifakına yakın bir dış politika izlemiş ama özellikle son yıllarda böyle bölgede kendi çıkarlarını daha önceleyen, ulusal güvenliğini önceleyen bir politika izliyor. Evet. Bunun belki Batı ile ilişkilerinde, NATO müttefiği Amerika ile ilişkilerinde özellikle çok ciddi krizlere neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle artık o nasıl tabir edilir bilmiyorum. Belki ileride buna bir isim konacak ama iki kutuplu dünya düzeni sonra çok kutuplu dendi. Ama şimdi yavaş yavaş artık bu bölgesel güçlerin yavaş yavaş etkili olduğu bağımsız politikalar izlediği bir döneme doğru gidiyoruz. Mesela Orta Doğu politikasına baktığımızda esasında İran, Türkiye bir tarafta, Suudi Arabistan bir tarafta, işte İsrail oradan e, işin içerisine dahil Hı -hı. olmaya çalışıyor. Bunların rolünün giderek arttığına da e, şahit evet, oluyoruz. Genel resimle ilgili belki sözünü kesmiş gibi olacağım ama e, şimdi 5 tane Orta Doğu'nun önemli ülkesi var. Irak da önemliydi bu Saddam döneminde ama maalesef o rolünü kaybetti. E, şimdi Bunların üçü Arap değil, ikisi Arap. Hmm. Arabistan'da Mısır, Arap olmayanlar da işte İsrail, İran, Türkiye. Türkiye. Şimdi burada e, bir e, İsrail yanlısı Mısır ve Suudi Arabistan. Bu Trump'ın gelmesini sorduğunuz o yüzden evet, evet, önemli o. Trump'ın gelmesiyle beraber İsrail etrafında. İsrail iyi geçinen, Amerika'nın her dediğini yapan. Bakın en son OPEC toplantısında biliyorsunuz. Suudi Arabistan daha önce üretimi azaltmayı, dolayısıyla fiyatları artırmayı karar almışlardı. Bu Irak'ı da etkiliyordur büyük ihtimalle petrol ülkesi olarak. Ama belki hafta önce böyle karar almışlardı ama Trump rica etti. Şimdi üretimi artırdılar. Venezuela'daki kriz vesaire. Dolayısıyla. Yani OPEC bir yana Trump'ın sözü bir yana gibi bir durum var. Bu da ne, ne demek bu? Yani Arabistan'da şu an Amerika'yı çok daha fazla dinleyen yani neredeyse her dediğini yapan bir yönetim. Mısır'da da öyle. İşte Mısır'da darbeden sonra tabii e, rejim Zayıflayınca dış desteğe ihtiyacı daha fazla oluyor bu tip rejimlerin. Zaten yani bölgede bu Arap Baharının rahatsız ettiği nokta da o. Yani Türkiye gibi yani işte Oytun Bey de söyledi. Güçlendikçe kendi siyasetiniz kendisi gütmek istiyor ülkeler, kendi çıkarlarını kendisi karar vermek istiyor. Ama zayıfken her dikte etmeyi veya her böyle yönlendirmeyi böyle seve seve veya sevmeden de yani gücü olmadığı için mecburen yapmak durumunda kalıyor. Bu ama Burada işte İsrail, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır böyle Orta bir, bir kamp var. Bu kamp İran'a da çok net bir düşmanlık yapıyor. Türkiye'den de hoşlanmıyor. Arap Emirlikleri örneğin Türkiye'ye karşı çok net bir husumet gösterirken Arabistan biraz daha böyle gizliden veya çok açık bir şekilde yapmıyor ama bir, bir, bir sıkıntı var orada. Tabii ki ülkeler ilişkileri devam ediyor ama hani inşallah düzelir de bir yandan ama Böyle bir Trump'ın gelişi böyle bir e, yönelim ortaya çıkardı. Belki şunu söyleyebiliriz. Oytun'un söylediğiyle ilgili olarak hocam. E, eskisi gibi böyle çok net kamplar yok. Yani iki evet. kutup yok. O kamplar içerisinde ancak e, politik olarak değişen, farklılık farklılıklaştırmayı e, önceleyen ya da farklı politikalar izleyen e, devletler var. Ama yine de e, temel konu bazlı baktığımızda. Hani e, o işte kampın, Temel önceliklerine baktığımızda bir ortak çıkar söz konusu. Ama evet. sizin de söylemiş olduğunuz gibi, belki hani her ikinizin de söylediğini bağdaştıracak olursak bu anlamda konu bazlı farklı hareket eden ya da ötekine karşı ya da karşısındaki rakibe karşı farklı pozisyon alan devletler sistematiği içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu söylediğin gibi Oytun hani. Belki e, şu an için adlandıramıyoruz, bir teorik çerçeve içerisine sokamıyoruz ama hocamın da söylediği gibi e, net bir kamplaşma e, ortaya çıkıyor. ve. Bunun temel nedeni esasında yani Ortadoğu'da bir güç boşluğu yaşanıyor. yani Amerika işte e, çekildim çekilemedim benim bir, birinci önceliğim bundan sonra Pasifik diyor. Ondan sonra bir güç boşluğu yaratıyor işte Rusya bu boşluğu doldurmaya çalışıyor, bölgesel güçler bu. Yeni durumu anlamakta biraz zorluk çekiyor ama sonra o boşluğu yavaş yavaş doldurmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla bir geçiş aşamasındayız evet. ama kesinlikle Amerika'nın bence kesinlikle Orta Doğu'da belirleyici olduğu bir dönemde değiliz. Tabii Halen ki, etkili evet bir şimdi. aktör. Yani Suriye'de, Irak'ta keza aynı şekilde ama yani Irak özelinde bakarsak sen çok daha iyi biliyorsun evet. ama belki İran'ın etkisinin çok daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Suriye dersek Rusya'nın çok daha İran'la birlikte etkili bir aktör olarak e, konumlandırabiliriz. Dolayısıyla yani çok e, kutuplu bir döneme doğru gidiliyor. Ama artık öyle tekil aktörlerden de bahsetmek, bahsetmek çok mümkün değil. değil. E, konu bazlı olarak hocamın söylediği evet. gibi farklı aktörler farklı şekillerde etki edebiliyorlar. Öyle değil mi hocam? Evet. Bu ilk program olduğu için belki genel çerçeveyi daha netleştirmek evet. var. Tabii, tabii. Şimdi Amerika e, bölgeden çekilmeye çalışıyor. Ama bir yandan çekilmemesi için de sebepler ortaya çıkıyor. İki nokta var. Bir Amerika'nın küresel Amerika'nın tarihsel olarak üç tane şeyi vardı. Yani e, veya iki tane temel diyelim. Biri enerji hmm. e, ve enerji bağımlılığı. İkincisi de e, İsrail'in güvenliği. güvenliği meselesi. E, tabii üçüncü de genel çıkarları Amerika'nın. E, burada yani buradaki parçalı yapının, bölgenin parçalı yapısı zaten biliyorsunuz İngiltere ve Fransa tarafından Sykes-Picot ile kuruldu ve devam etti. Camp David'le bu biraz pekişti falan. Şimdi Amerika da bu değişti. Amerika kendi petrolünü üretiyor. Eskisi kadar petrole bağımlı değil. İsrail'in güvenliği tek başına Amerika'yı burada tutmaya yetmiyor. Çünkü küresel Amerika güç dengeleri gereği yükselen bir Çin'e karşı hatta Hindistan, biraz Rusya karşı önlem almakta istiyor Amerika. Yani rakip normal piyasanın şartları da böyledir. Realizm açısından düşünürsek. Yani sen bir piyasaya hakimsen hani başka rakip girmesini istemezsin. Şimdi Çin girmeye başlıyor dünya piy piyasaların her yere giriyor Amerika'da dahil. Trump bundan ciddi bir şekilde rahatsız ama bundan önce de yani Obama zamanında bile işte pivotu Asya'ya değiştirelim e, babında Anladım. bir açılım olmuştu bu. Arap Baharı Ortadoğu krizleri evet, Obama'yı veya Amerika'yı Asya'ya açılmaya yani Çin'i durduracak işler yapmaya müsaade etmedi. Yapmasına müsaade etmedi. Şimdi Trump geliyor aynı şeyleri söylüyor ama bölgedeki krizler oldukça derin ve Amerika'nın yine çıkarlarını ilgilendiriyor. İşte bölgedeki hesaplar Türkiye gibi güçlenmesi falan çıkarlarını etkileyecek, işini belki zorlaştıracak. Bazen işine yarayacak zamanlar da olabilir. Yani Amerika doğru şey istediği zaman Türkiye ile çok daha rahat işbirliği yapabilir. Bölge insanlarıyla işbirliği yapabilir ama genelde buradaki zaaftan yararlandığı için böyle bir Amerika'nın sıkıntısı var. İkinci bir şey Amerika buradan gücünü azaltsa da tam tabii çekilmedi. Burada işte Irak'ta evet. var, Suriye'de etkili. Ama Amerika'nın esas gücü şu. Yani askeri gücü var, insani gücü, maddi gücü vesaire ama bozmak her zaman kolay. İşte ee, yani e, koca binayı bir tane e, bir e, ameleye verirsin bir balyozla yıkabilir yani ama yapmak için diyor ki Mehmet Akif işte Süleyman'ı yapmak için bir Akif gerekir şey e, bir Sinan gerekir falan diye Doğru. yıkmak kolay yapmak zor E bunu yapmak e, değil de yıkmayı süper güç yaparsa Amerika yıkmak için her projeyi e, zaafa uğratmak için veya kadük bırakmak için Amerika'nın eline güçlü imkanlar var. Dolayısıyla Türkiye'de Amerika'ya tamamen karşı ve hani böyle bir zıtlaşma şeyine gidemiyor. Çünkü mevcut şeyde var ya mevcut yani bölgede ve bununla iyi geçinmek veya bir şekilde uzlaşmak zorunda. Münbiç olayı örneğin Amerika için böyle bir evet. çalışma gerektirdi. Ama Amerika da şunu biliyor ki Türkiye bölgenin önemli bir ülkesi. Türkiye'yi kaybedersek bölge dengelerinde çok ciddi bir zaafa uğrarız. Yani özellikle Rusya'ya Türkiye müttefik olursa Amerika'nın bu çok işine gelmez. Çünkü mihver ülke diyorlar Arapça'da. Yani siz o eksen ülkesini kaybederseniz dengeler çok net bir şekilde değişiyor. Şey yaparsam Amerika işte bozmaya kadir olduğu için Amerika da Türkiye'yi kaybetmek üzere anlaştı. Işte. Bunu ısrarla anlatmak gerekiyor. Bunu savunmak hı hı. gerekiyor. Bu konuda bir Amerika içerisinde yani bu kaotik bir dönem. Belki bir de Genel çerçevesinden küreselleşmeye bağlamak lazım. Çünkü küresel bir dünyada herkes her şeyden haberdar, herkes her şeyi öğreniyor. Yaptığınız bir şey öbür tarafta ekonominin yani borsanın işte artmasına veya düşmesine bir söz bile bazen sebep oluyor. Doların artmasına, eksilmesine yol açıyor. Euronun benzer şekilde falan. Yani her şey birbirine bağlantılı. Bu kaotik düzen kaosla bağlantılı. Yapılan iyi şeyler de birbirine çok fazla bağlantılı ve etki ediyor. Yani maddi olarak, e, ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak bile etki ediyor. Şimdi biraz önce Suriye'den bahsettiniz. Oraya geçeceğiz hocam iç savaştaki evet. son durumu ama ona geçmeden önce ben e, biraz Irak'a da girmek istiyorum. E, Türkmen'in televizyonu biliyorsunuz Irak'ta daha yaygın e, seyrediliyor. Evet. O nedenle Biraz önce mihver ülkeden ve denge ülkelerinden bahsettiniz. Aslında Orta Doğu'nun denge ülkelerinden bir tanesi ya da mihver ülkelerinden bir tanesi de Irak. Tabii. Irak'ta da bir seçim yaşandı. Biz de Orsam ekibi olarak orada o sırası gözlemciydik. Seçimlere katılımın son derece düşük olduğu aslında bir seçim oldu. Ve hala seçimin sonuçlarına ilişkin problemlerin yaşandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Ama diğer taraftan da hem Irak üzerinde dışarıdan oynanan oyunlar, hem de Irak'ın iç siyasetinin getirmiş olduğu problemler devam ediyor. Evet. Şimdi seçim sonrası Irak'taki siyasi süreci nasıl tanımlarsınız hocam? Dengeleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle hem büyük resimden baktığımızda evet yani iç politikada çok ciddi farklılıklar var. İşte gruplar arası bir mücadele var ama diğer taraftan da bunun bir de bölgesel ve hatta uluslararası boyutu var. Siz neler söyleyeceksiniz seçim sonrası süreçte Irak için? Şimdi Irak'ın imkanları tabii çok. Petrol olması ve hatta ben hep diyorum yani petrol denizi üzerinde yüzen bir ülke maalesef dur durumu çok parlak değil ve hani insan acıyası geliyordu diye ama umut kesilmez Allah'tan yani inşallah daha iyi olacaktır. Burada i̇nşallah. Türkiye e, yani her ne kadar çok anti propaganda yapsalarda Türkiye'nin İran istikrarını istemediği vesaire gibi pro yani çok fazla hem İran kanadından hem körfez başka Batı kaynaklarından ama Türkiye bunu yani Irak'ın selametini istediği, Irak'ın iyiliğini istediği, Irak'ın kalkınmasını istediğini, huzurunu istediğini çok net bir şekilde göstermiştir. Ee, Türkiye'nin tecrübeleri var tabii. Türkiye e, yani petrolü ve dış yardımlar olmadan kalkınabilmiş bir ülkedir. Üreterek yani kendi emeğiyle belli bir yere gelmiştir. Demokratik yapısıyla, hukukuyla bir yere gelmiştir. Bu tecrübeleri paylaşmak ister. Yani bir hikmet nedir? Bir yerde Çin'de bile iyi bir şey görürseniz almayı gerektirir. Türkiye komşu hemen uygulama şansı şanslı olmuş bu konuda e, çok avantajı var epey yol aldı Irak'ta iyi veya kötü diğer Arap ülkelerine göre e, aslında demokrasiyi bir şekilde oturtmaya başladı yani tam oturmadı ama demokrasi var Türkiye'de de böyleydi birçok seçim e, yani biraz göstermelikti askeri vesayet vardı falan yani e, seç seçilen tam içine silmiyordu milletin ama e, bu normal de biraz bir gelişme süreci Irak bence e, doğru yolda en azından demokratik süreç başlamış durumda ama bazı şeyler çok daha rahat yönetilebilir. Yine seçimlerin yapılması mesela icrası yani evet. çok önemliydi. Çünkü verdiğiniz oyun e, meclise parlamentoya yansıması lazım. Bu bunda sıkıntı oldu. İşte e, örneğin e, Türkiye'de e, seçim yapılırken e, seçim yani seçimler e, oy kullanılır saat 5'te sandıklar e, açılır herkesin gözü önünde bu tecrübe önemli yani onun için söylenecek tabii tabii gözü önünde oylar sayılır her partinin temsilcisi vardır işte seçim kurulu yani hakimlerden oluşur ve bu oy san yani sayıldıktan sonra nihai sonuç herkesin gözü önünde halk da gidebilir o sayımları görmek için biz de gitmiştik yani sandıkların başına e, sonuçları görür ve e, kimsenin şüphesi olmaz yani seçimde hani o sandık gizlenmeden başka bir yere taşınmadan yani bir bir şekilde yanlış oy e, falan girmeden zaten şeffaf sandıklar Kesinlikle bir müdahale yapılamaz. Ve çıkan sonuç o sandığın sayısı hangi partiye ne kadar oy çıktığı kapıya asılır. Burada güzel bir şey daha oldu son seçimde bizde. Bir de bu yani her tek tek oyları değil de nihai sonucu sandığın sonucunu YSK bütün hem kendi sistemine girdi hem bütün partilerle paylaştı. Dolayısıyla kimsenin itiraz etme hakkı olmadı. Arttı herkes kapıda vatandaşlara dahil olmak üzere nihai sonucu yani beraberce sayılan sonucu e, ilan ettiği için kimsenin de bir şüphesi kalmadı. Hatta mesela ben de bulundum e, birkaç kere seçim şeyinde. Eğer bir tereddüt varsa 5 parti diyelim ki tam ortaya vurulmuş. Veya eskiden biraz daha kurallar şeydi. Sıkıydı ve çok iptal oluyordu. E, şimdi biraz gevşetildi o. Hani yakınına vurduysa sayılıyor falan. Ama şey durumunda, ihtilaf durumunda değil, çoğunluk ne de bu kabul mü ret mi? Oyda orada hani ortak bir karar çıkabiliyor bence sağlıklıydı Irak'da o elektronik sistem falan biraz karıştı yani önce belki kağıtla klasik geleneksel e, sayım sistemini oturtmak lazım Doğru. sandıklar gizli kaldığı zaman görün yani sayılmadan başka bir yere götürüldüğü zaman bunlar her zaman tezvir dedikleri yani e, seçim hilesi veya e, bir şekilde müdahaleye imkan verebiliyor yani hemen sayılı yani seçim oy kullanılır kullanılmaz sayılmasında fayda var, ilan edilmesinde fayda var. Biz de söylediğim gibi uluslararası gözlemci olarak Irak'ta seçimlerde bulunmuştuk. Zaten ilk gördüğümüz andan itibaren böyle bir oylama sisteminin Irak şartlarına çok uygun olmadığını gördük. Yani evet. bu sadece insanların demokrasi kültürüne alışması ile ilgili bir problem değil hocam. Yani diğer taraftan da e, fiziki şartları itibariyle de Irak'a çok uygun bir tabii e, savaş var, terör seçim var, sistemi başka değil bir tabii var tabii ki. Yani onları onlarla birlikte tabii ki altyapı hizmetlerine bakıldığında da yani Irak'ta çok ciddi altyapı sıkıntıları var. Özellikle işte elektrik problemlerinin çokça yaşandığı bir ülke ve elektronik e oylamanın yapılması e, pek çok problemi de beraberinde getirdi. Diğer taraftan tabii yani güvenlik sıkıntıların olduğu e, bir ülke. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani terör var. işte siyasi Ya bu Elektrik oylamada Amerika'da bile şey çıkıyor, sıkıntı, sıkıntı çıkıyor yani. yani. Geçti işte daha bir 10 sene, 15 sene önce Bush seçildiği zaman evet. ciddi tantana çıkmıştı Florida'da. Evet. Çok ucu ucuna olmuştu Yani Sitesinde. önce tabii ki yani garantici sağlam yöntemler evet. hani kağıt oyun kaybolmayacağı, pusulanın gitmeyeceği yani, e, şeyler yapmak lazım. Tabii siz hocam bir sosyologsunuz. Bir sosyolog gözüyle de e, e, yani bu sırası işgeler perspektifinin dışında da e, bakma yetisine sahipsiniz. Bu anlamda evet. siz daha iyi değerlendirirsiniz ama yani insanların e, demokrasiye seçime olan inancı da e, zayıflıyor. Öyle değil mi? Yani katılıma çok inancı önemli, da zayıflıyor. Çok önemli. Yani oyunun boşa gideceğini düşünmek veya verdiğiniz bir adayın başkasına gideceğini düşünmek sistemi çok yaralayan bir şey. Yani herkes çok marjinal de olsa belki çok fikirleri şey olabilir ama adam hani bin kişilik bir grup var o bir tane vekil çıkarabilecek veya on bin kişi diyelim ona sahipse onun oyunun boşa gitmemesi gerekiyor. Şimdi son seçimde Türkiye'de bu ittifak sistemi de olunca oylar hiç boşa gitmedi. Yani en yakın partiye gitti yine ve insanlar bunu sahipleniyorlar. Yani burada kendine bir alan açıldığını yani kendi sözünün önemli olduğunu hissediyorlar. Bir de kaybeden değil? tarafta olsanız bile bir güven var değil mi hocam? Yani Tabii. mesela muhalefet partilerinin de açıklamalarına bakıyorsunuz. Yani kaybettik. Ee, yani sonuçlar güvenilir. Kendi sonuçlarımızla birebir uyuyor diyor. Herhangi bir sıkıntı sokakta orada burada yaşanmıyor. Kaybeden de bu sonucu kabulleniyor çünkü biliyor ki sonuçlar adil, güvenilir. Evet. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ama Iraktaki seçim bu seçim sonrası özellikle sayım sürecinde herhalde Kerkük'te Kerkük'te ee, çok fazla çok fazla yaşandı. Yani o sen daha iyi takip ediyorsun Hı, tabii orada son durum nedir? Ee, özellikle Kerkük merkezinde ciddi e, sıkıntılar yaşandı. Şimdi daha yeni Kerkük'teki e, oyların tutulduğu şey, merkezde evet, evet geçen gün saldırı evet, düzenlendi. Evet. Ondan daha öncesinde Parlamento kararı aldıktan iki gün Bağdat'ta sonra da olmuştu yani. oyların bulunduğu merkezde evet, yangın Bu tabii Hı -hı. insanların olan inancını e, sars suyu. Ya bunu seçim öncesinde biz bölgeye gittiğimizde de e, tartma fırsatı bulmuştuk. Yani insanların e, hem siyasete katılımı konusunda bir umutsuzluk var. Hem seçimlerin sonuçlarına ve Irak'a getireceklerine ilişkin bir umutsuzluk var. Yani. İşte e, söylediğimiz gibi belki sosyolojik açıdan ilk başta Hı -hı. bunu değiştirmek lazım öyle değil mi hocam? Evet. Yani İngiltere'de dahi şu an teknolojik açıdan Irak'la ya da hani hatta Türkiye'yle bile belki hani biraz daha karşılaştırmak e, şey olabilir ama e, İngiltere'de dahi halen kurşun kalemle oy kullanılıyor. Şimdi böyle bir hani yapıdaki e, ülkeyi düşündüğünüzde, yani güvenlik risklerinin olduğu işte diğer türlü yolsuzluklarında yaşandığı bir ülkeyi düşündüğünüzde, işte seçim bir de gündeme geldiğinde elektronik oylama e, pek çok sonucu yani, e, değiştiriyor. Itiyar. Yani Elektronik ortama girdiğinde herkes de bir, yani çok müdahale bir şey evet, müdahale yani. edilebilir algısı oluşuyor. Yani bizde bile, bir algısı bile kötü tabii. Evet algısı bile kötü. O sizin bahsettiğiniz güvenilirliği sarsan bir olay. Tabii Irak'ta bugüne kadar belki 2003'ten sonra hiç böyle bir süreç yaşanmadı. Çünkü ilk kez Irak'ta parlamentonun görev süresi bitti ve yeni parlamento toplanamadı. Çünkü seçim sonuçları açıklanamadı ve çok ciddi sıkıntı yaratacak durumda. Yani şu an Irak'lar dahi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hı -hı. Çünkü fiilen Irak Parlamentosu'nun süresi bitti ve evet. şu an ülke parlamentosuz. Evet hükümet devam ediyor ama hükümeti olmayan bir Parlamento devam ediyor. İşte burada hep, bunlar de, deneme yanılma biz de Türkiye'nin şeyinden bahsetmiştik tecrübelerinden. Yani bir hata yapıyor, bir eksiklik görüyorsunuz. Bunlar hep uygulamayla oluyor. Türkiye'de maalesef bu birikim darbelerle kesilmezse çok daha ileri bir demokrasiye de ulaşacaktık biz. E, ama sonuçta öğreniyoruz, eski hataları, eksiklikleri gidererek devam ediyorsun. Irak da bunu yapacak. Yani çok karamsar olmaya gerek yok belki. Yani bu hataları öğrenecek belki bir sonraki seçimde böyle bir elektronik değil kağıt önceliği veren hani söz uçuyor yazı kalır diyor yani söz uçar uçar yazı kalır diye bir eski deyim var. Yazdığınız zaman kağıda bir şey olmuyor kolay kolay ama dijital e, yani işte eski CD'ler eski disketler falan vardı biliyorsunuz onlar evet. hep kayboldu gitti şimdi e, ve müdahale dışarıdan müdahale imkanı oluyor ama kağıdı ya çalması lazım ya yakması lazım ona daha fazla sahip çıkabiliyorsunuz. Sisteme inanırlık bence çok önemli. Yani umut kesmemek önemli. Özellikle Türkmen kardeşlerimizin yani burada yine de aktif olmaları. Yani bırakalım ne olursa ne hali varsa görsünler değil. Bazen kötünün iyisini seçmek bile önemli olur. Bazen doğru bilinçlenme önemli olabilir. Dağınıklığı belki engelleyecek, toparlayacak belki çözümler. Yani beş kişi aynı problemi yaşıyor ama yani beşi ayrı yerde çözüm arıyor. Bu bu tabii şeyi yıpratan bazen bunlar birbirine engel olabiliyorlar falan. Birbirinin etkisini şey yapabiliyorlar ama ortak sorunlara ortak çözüm aramak yine demokrasiyle olacak. Demokrasiden umudu kesmemek de lazım çünkü ancak böyle hani demokrasinin de tabii avantajı sana yakın, sana en uygun yöneticiyi oraya göndermesi, evet. temsilciyi oraya göndermesi açısından faydası var. İlla ideal değil. Amerika'da işte e, bile hani bu ideal değil. Başka e, ha, ufak tefek hatalar, e, sürprizler çıkabilir Ama genel olarak başka da çok e, bir çözüm e, şeyi yok. Yani milletin hani Kur'an-ı Kerim'de e, şey e, hani atiullah ve atirosul ve ulul emre minkum diye geçer. Yani Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre yani emir sahibine, yetkiliye e, uyun anlamında. Burada hani bu sistemde hani o yetkililerin bizden olmasını sağlıyor. Tabi herkes bunu istiyor. E, burada bir e, o, o mekanizmaları güçlendirmek e, gerekiyor. Bizim o açıdan ciddi bir e, yol aldık. Tabi bunu Irak'taki kardeşlerimizle, komşularımızla bu tecrübeler paylaşılabilir. Yani bu teknik şeyler bir kısmı, bir kısmı yani, yani olgunlaşması gerekiyor. Yani siyasi kültürle alakalı ama öğrenilecek mecbur yani. Başka yolu da yok. Kavga i̇şte ederek. Türkmenler meselesine girmişken belki de bu seçimlerin en demokratik tepkisini gösteren, en demokratik katılımını sağlayan aslında Türkmenler oldu. Bunu buradan ifade evet, etmek doğru. lazım. Evet. Belki seçimlerin kaderini de değiştirdi Türkmenler. çünkü Özellikle Kerkük'te yapılan işte o mavi bayrak direnişi adı altında toplanılan işte seçimlerin sonuçlarına ilişkin itirazlar, protesto gösterileri, yapılan açlık grevleri ki halen bunlar devam ediyor. Seçimlerin aslında kaderini de değiştirdi. Belki Türkmenler Kerkük'te böyle bir protestoya, böyle bir eyleme kalkışmamış olsaydı belki seçim sonuçları bütün ülke açısından daha kabul edilebilir olacaktı. Belki bugünkü siyasi süreç belki çok daha doğru ilerleyecekti hocam yani siyasi sürecin ilerlemesi açısından ama yanlış temeller üzerine kurulu olarak evet. ilerleyecekti. Bu daha sonra atılacak adımların da e, bozulmasına ve e, Irak'ın daha istikrarsız hale gelmesine sebebiyet verecekti. Çünkü yanlış temeller üzerine kurulan yani seçim sonuçları şu anki itibariyle ciddi bir özellikle Kerkük bazlı olmak üzere çok ciddi problemler var seçim sonuçları üzerinden. Şimdi evet. bu seçim sonuçları üzerinden kurulacak bir yapının bir hükümetin bir siyasi sistematiğin ileride daha büyük problemlere yol açması söz konusu olabilirdi ki bu anlamıyla bence Türkmenler Irak için bel kemiği olduğunu gösterdiler Türkmen halkının. Ve Türkmenler demokratik tepkinin, demokrasiye olan inançlarının sizin de söylediğiniz gibi o katılımın ne kadar önemli olduğunun belki en güzel cevabını Irak'ta verdiler diye düşünüyorum ben. Bu çok önemli şey açısından. Yani sisteme katılım açısından önemli artı bu yani kendi iradelerinin savunması açısından önemli. Başka grupların burada belli bir müdahalesi olsa yani olmak isteyebilir ama adaleti sağlamak. Sistemde bu demokratik sistemlerde adaletle istikrar dengesi vardır. Yani her şeyi biz dikkate alalım ondan sonra karar alalım istikrarı sağlayamazsın bir yerde çok oyalandığınız zaman zamanında adalet tecelli etmezse başka haksızlıklara yol açabilir. Yani ikisini dengeleyecek bir yapı bulmak lazım. Türkmenler orada iyi bir sınav da verdiler. Ee, kendi iradelerini savunmak bağında ama bunu tabii merkezi hükümetin de dikkate alması gerekiyor. Ee, yoksa hani birinin hakkını diğerine verdiğin zaman o uzun vadede başka haksızlıklara öze, özellikle yani haksız yere gelen bir adam başkasının hani e, hırsız yani elindeki parayı e, nasıl ki çarşur eder iyi kullanmazsa oy hırsızı da veya makam hırsızı da aynı şekilde o oyun hakkını vermez yani ve bu da başka ciddi başka sıkıntılara yol açar hı hı. onu dengelemek e, gerekiyor ve gerçekten Türkmenlerin orada kendi şeylerine sahip çıkması önemliydi yani her yerde önemlidir ama e, yoksa hani bir hükümet kurarsınız o da işte e, sizin hükümetiniz olmaz, ülül emre minküm olmaz yani. Bir de hakkına sahip çıkma yöntemi burada çok Hı. önemli. Tabii. Yani geçmişte de e, siyasi sistemden dışlandığını düşünen birçok kesim ne yazık ki şiddeti bir araç olarak Doğru. Irak'ta Hı. görüyordu. Ama demokrasi hep söyleniyor yani bir sadece sandıktan ibaret değil seçim sonrası haksızlığa uğradığını düşünen bir toplumsal kesim son derece barışçıl bir yöntemle şiddete kesinlikle başvurmadan hakkını arama yöntemini seçiyor. Bu da demokratik olgunluğun, e, demokrasinin e, kurumsallaşması, yerleşmesi açısından bence son derece önemli bir gelişmeydi Kerkük'te yaşananlar. Önümüzde Irak'ta farklı siyasi süreçler var. <laughs> Büyük Kürt bölgesinde seçim yapılacak. Onun ardından Aralık ayında, 22 Aralık'ta yerel seçimler var. Türkmenlerin bu anlamdaki pozisyonu da önemli olacak ve biz daha fazla konuşacağız ama süremizin de oldukça yol aldık süremiz konusunda. Ben biraz da yine güncel konulardan bir tanesi Suriye'ye geçmek istiyorum. Çünkü evet. Suriye'de yaşanan gelişmeler Irak'ı da en yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Tabi bu bölgemizin de belki şu an itibariyle kangren haline gelen konusu ee, hocam biraz olsun e, Suriye'deki iç savaş durumunu da bir e, değerlendirelim. Hı hı. E, son güncel gelişmeleri tabii buna Oytun da oldukça e, katkı evet. verecektir. E, siz nasıl görüyorsunuz? Süreç nereye doğru gidiyor Suriye'de? Ben hani e, da pas atarak e, şöyle başlayayım. Yani Türkiye'de maalesef ya ne Batı ülkeleri ne Rusya'sı bir kalıcı bir adil çözüm istemediler. Yani Suriye halkının ne düşündüğünü önemseyerek bir çözüm üretmeye çalışmadılar. Bunu baktık Türkiye tamam demokrasi istiyor vesaire ama bu konuda destek bulamıyor. Bari en azından kan dökülmesi bitsin bir an önce ve ondan sonra çözüm arayalım. Bir yandan da bunun içerisinde ama hani oradaki Suriye halkının kardeşlerimizin yani Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla yani hiçbir arasında biz zaten ayrım yani gözetmiyoruz. Bunların Baktı ki yine çözüm Türkiye'den geldi yani orada esas savaşan Rusya dedi ki bu işi bari kan dökülmesi bitsin bir bir sükunet kavuşsun ondan sonra yavaş yavaş çözüm e, formülleri geliştirelim ama şu anda büyük ölçüde o kan dökülmesi işte iç savaş diyebileceğimiz yapı e, durum e, sona erdi Türkiye'nin işte Astana ve daha sonra Soçi'ye yansıyan çabalarıyla bu gerçekleşti. Tabii ki kalıcı çözüm için epey mesafe var. Yine Amerika burada isterse veya Batı genel olarak bütün çözüm planlarını sekteye uğratacak hamleler yapabilir. Ama yani en azından bu fırsat doğmuş oldu birçok yerde artık. Hem mülteci işte son dera falan hariç, Hı. mülteci akınları olmuyor, İnsanların tepesine bomba yağmıyor. Birçok yerde güven artık yavaş yavaş bir düzen kuruluyor ve belki nasıl bir e, Suriye olacağı bu konudaki çözüm araçları konusunda Oytun Bey de bize e, aydınlatabilir bilgi verebilir. Tabii burada özellikle e, Oytun Bey'e geçmeden hocam e, Türkiye'nin yapmış olduğu Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının e, bölgeye neler sağladığını da özellikle vurgulamak gerekiyor. E, şimdi Minbiç'te e, Amerika ile Türkiye arasında bir e, uzlaşı evet. sağlandı. Yani Türkiye'nin özellikle Fırat kalkanında <laughs> yapmış olduğu modelleme o modellemenin bence bir pilot uygulama olarak değerlendirebileceğini düşünüyorum ben ama yani. Ama genel çerçevede şunu söyleyeyim ben o zaman. Yani Fırat niye Türkiye PKK'dan ne istiyor? Türkiye bir kere Kürt düşmanı kesinlikle değil. Bunu biz hani Kürtler bizim Türkiye'nin Kürtleri de asli unsur, azınlık falan değil yani. Bu mesela tür, etnik ya da Türkiye da halkının dini, bir parçasıdır ama bunu böyle bu yönde propaganda var. Sanki Türkiye hem kuzey Irak için hem diğer Kürtler için, Afrin için Ciddi bir anti-propaganda var, olumsuz propaganda var. Böyle bir Türkiye, Kürt düşmanlığı da bunu, bunu yapmıyor. Ne yapıyor Türkiye? Kendi e, sınırlarını bir kere güvenliğe almaya çalışıyor. İki, Kürt halkını e, Türklerden veya Türkiye'den ayıran e, her türlü çabaya ki bunda PKK baş çekmektedir. E, buna engel olmaya çalışıyor ve e, bu mücadele de yeni değil. Ama ne oldu? Amerika'nın burada büyük bir hatası oldu. Bütün Kuzey Suriye yani Suriye'nin kuzeyini PKK'ya teslim etti. Yani Kürtlerin yoğunlukta olduğu yerler var ama Kürtlerin yoğunlukta olduğu yerlerde bile PKK çok istenen çok böyle destek gören bir hareket değil ama işitle mücadele şeyiyle bahanesi Amerika buraya teslim etti. Bu ne demek? Türkiye'nin 900 kilometrelik yani Irak sınırı daha dardır 300 kilometre falan. Suriye sınırı daha uzundur 900 kilometre falan. Ve bu burayı siz PKK'ya teslim ettiğinizde siz Türkiye ile Irak arasında, Türkiye ile Suriye arasını açıyorsunuz demektir. Buna Türkiye müsaade edemez yani terör dışında da bizi kuşatan e, bir e, yani ve Türkiye düşman olan Türkiye Ermenistan'da niye şey Türkiye'nin Ermenilerle problemi yok. Ama Ermenistan diyor ki senin Ağrı Dağı'nı bilmem doğudaki bazı yerlerini biz istiyoruz. Biz burayı doğal Ermenistan olarak kabul. Buna Türkiye müsaade edemeyeceği gibi PKK'ya da yani en demokratik, en kalkınmış, en özgürlükçü ülke olan Türkiye ile savaşıyor PKK. Yani despotik Esad'la savaşmıyor veya daha önce işte İran'da savaşmıyor yani. İran'da bir sürü sıkıntı var. İran her gün yani Kürt vatandaşlarını böyle kafasını itiraz edenleri veya baş kaldıranları her gün asıyor İran. İdam ediyor yani. E Türkiye'de bu kadar özgürlük var, bu kadar şey var. PKK bakıyorsun sadece Türkiye ile çatışıyor ve Türkiye tabii ki buna engel olmak zorunda. Çünkü Türkiye'yi direkt kuşatacak belki önünü kesecek bir operasyon var. tabi bitmedi bu devam ediyor ama hani bu bu şeyi eklemekte fayda var yani. Tabii teşekkür ederim. Evet, esasında herhalde sadece Irak'ta Suriye ile bağımızı kesmiyor hocam. Yani Orta Ortadoğu ile esasında Arap Ortadoğu ile Arap coğrafyası ile bizim e, bağlantımızı e, kesecek bir girişim bu. Terör koridoru hep Kürt koridoru söyleniyor. Bu çok e, yani daha Batı menşeli bir tanımlama. Evet. Türkiye buna terör koridoru koridoru olarak ifade ediyor. Hep Suriye için şu tanımı kullanırız. Yani coğrafi nedenlerle dediğiniz gibi Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı esas da Suriye, Irak'tan ziyade. Yani Irak da çok önemli ama daha geniş anlamda sınırları Suriye ile paylaşıyoruz ve Orta Doğu'ya açılan kapımız. Ve bu kapının siz tamamen Türkiye'ye düşman, hasmane duygular içerisinde olan bir yapı tarafından kontrol edilmesini Türkiye'nin, kabul etmesini, oturup izlemesini, beklemesini çok bek beklemek gerçekçi olmaz. Fırat Kalkanı birçok farklı nedenle gerçekleştirildi ama nedenlerden biri de Türkiye'nin esasında o Orta Doğu'yla coğrafi bağlantısını koruyabilmek açısından son derece kritik bir hamleydi. Belki çok küçük bir alan kontrol edildi ama Zaman içerisinde bu alan doğu batı yönlü olarak genişleyip o Türkiye'nin o kendi güneyinde kendisini kuşatacak o terör koridorunu yıkma adımının ilk aşamasıydı. Bunun devamında işte Zeytin Dalı harekatı geldi. Afrin'deki PKK kontrolü sona erdirildi. Ama burada sonlanmayacak. Türkiye bu sorunu yani kuzeydeki PKK varlığını bir yaşamsal sorun olarak görüyor. Münbüç meselesi şu anda gündemde. Tabii Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Fırat'ın doğusu ve batısına ilişkin farklı ülkelerle ilişki içerisine, işbirliği veya koordinasyon içerisine girmesi gerekiyor. Sizin hocam bahsettiğiniz gibi farklı başlıklara ilişkin kısa dönemli bazı ilişkiler, işbirlikleri geliştirebiliyorsunuz. Mesela Afrin konusunda Rusya ile belki konuşmanız gerekebiliyor. Çünkü orada Rusya varlığı var. Evet. Veya Suriye hava sahasını Ruslar kontrol ediyor. Dolayısıyla burada hava harekatı yapmadan önce İlla ki Ruslarla bu işi iki ordunun koordine etmesi gerekiyor. Ama Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna geldiğinizde burada Amerika'nın işte üsleri var. Onun üzerinde üssü var. Amerika'nın resmi olarak açıklanan 2000'in üzerinde askeri varlığı var. Fransa'nın, İngiltere'nin özel kuvvetleri sahada varlık gösteriyor. Dolayısıyla bunlarla işbirliği içerisinde Türkiye olursa bir çatışmaya yol açmadan anlaşma yoluyla buradaki PKK varlığını ortadan kaldırmak istiyor. Münbiç konusunda bu anlamda bir adım atıldı. Esasında varılan anlaşma içeriği itibariyle Türkiye'yi tatmin edecek bir anlaşma. Çünkü anlaşmaya göre PKK'nın, YPG'nin bütün unsurlarıyla Münbiç'i terk etmesi gerekiyor. Ve Türk ordusunun sadece şu anda olduğu gibi sınır hattında değil, Münbiç şehir merkezinde de devriye atacağı, burada e, gözetleme yapacağı e, bir e, misyon e, üstlenmiş durumda anlaşma çerçevesinde. Ama tabii Amerika sizin bahsettiğiniz gibi işte yerel, e, işte işi dile mücadele e, adı altında burada YPG ile bir ittifak kurmuştu. Bunu çok bozmak istemiyor. Müttefini çok fazla rahatsız etmek istemiyor. Bir orta yol bulma çabası içerisinde. Hı. Ama tabi Türkiye'nin baskısı e, sonucunda Sınırlı bir adım atıldı ama anlaşmanın maddeleri benim kanaatimle Türkiye'nin artan baskısıyla birlikte yavaş yavaş kademe kademe uygulanacak. Özellikle son seçimler bu anlamda önemli. Bundan sonra ülkeyi yönetecek bir hükümet var, bir devlet başkanı olacak ve dış Batı da şunu biliyor artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edecek ve bir orta yol bulunması gerekiyor. E bu anlamda da ben bir sonuç bulunacağını düşünüyorum ama Suriye meselesi tabii Türkiye'nin ulusal güvenlik burayla sınırlı ama genel anlamda Suriye sorununa çözüm bulma konusunda da Türkiye'nin Rusya ile İran'la birlikte çalışmaya devam edece edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada yaşanan her türlü ateş bizi vuruyor. İşte mülteci meselesinden bahsettik. IŞİD-DH meselesi, terör meselesi bunlar hep Türkiye'ye olumsuz etki yapıyor. Bu mülteci değer çabuk konusunda sorun çözüm bulunması gerekiyor. Avrupa'nın bir e, yumuşaması da var galiba değil mi? Yani Tabii. bu seçimden sonra Falan Tabii yani onların da hocam dediğiniz gibi biraz seçime göre bakıyorlardı. Buradan ne sonuç çıkacak? İşte muhalefet iktidara gelebilir mi? Çünkü onların dış politika söylemi biraz farklıydı. Yoksa mevcut yönetim devam mı edecek? Ama şimdi artık anlaşılan 5 yıl boyunca bir süreklilik olacak Türkiye'nin politikalarında. O anlamda birlikte çalışmaya mecburlar. Sıkıntıları olduğunu ya yani Türkiye'nin de batıyla sıkıntıları var bunu açıkça ifade ediyor ama batının da sıkıntıları var ama birlikte çalışmak zorundalar çünkü iki kaygıları kaldı Suriye'ye ilişkin bir mülteciler ikinci ikinci mesele yabancı terörist savaşçılar ve bu iki sorunla mücadele edebilmek açısından Türkiye ile çalışma dışında bir seçenekleri yok hı hı. dolayısıyla ben bütün sıkıntılara rağmen bir koordinasyon sağlanacağını düşünüyorum. Suriye olayında belki Türkiye'nin başarısını hafife almamak lazım. Çünkü bütün bu sınırı Amerika PKK'ya, PYD'ye vermek istiyordu ve Türkiye aslında bayağı bir yol aldı. İdlib konusunda Rusya'yla hani biraz daha aşağı, Hatay'ın aşağısına doğru iniyor İdlib. orada anlaşma yaptı. En azından orayı bir kendisi güvenceye aldı. Sonra önce Fırat Kalkanı, şimdi Münbiç ve ondan sonra Afrin, Afrin. şimdi Münbiç. Aslında epey bir yani 9 kilometrenin belki 400 kilometresi falan biraz güvenli ve artık kontrol edilebilir PKK kontrolden çıkarak aslında biraz e, normalleşmeye başladı bu iyi bence olumlu bir şey İşte güç ve ısrarla beraber yani Türkiye şimdi mesela Mısır'a bakarsak İsrail her dediğini yapıyor ve hani Sina yarımadasını Filistin'e verelim artık onlar da Filistin'den kurtulmak istiyorlar hani biraz çeşitlendirirsek böyle bir her yani her dediğini yapan bir konumda Mısır ama Türkiye öyle değil Türkiye e, kendini kendi imkanlarını kullanarak bütün pazarlık gücünü, bütün askeri gücünü, sosyal gücü ki bu Afrin şeyini belki PKK Irak içerisinde özellikle Süleymaniye ve çevresinde çok ciddi bir propaganda malzemesi olarak kullandı ama bu zamanla görülecektir ki Türkiye Afrin'deki Kürtlerle hiçbir problemi yok. Zaten yani PKK'nın burada istenmeyen bir örgüt. Yani bu, bu net bir şekilde biliniyor. Hani bir işgal gösterme, işgal gibi göstermesi falan. Türkiye burada demokratik o tecrübeleri Afrin'de kullandıktan sonra Afrinler Türkiye'ye belki çok daha teşekkür edecekler. Yani PKK buralara istese bile giremeyecek. Şimdi tabii çatışma, sıkıntılar vesaire bazı şeylerle bunu kullanacağı ufak tefek noktalar olsa bile hani büyük resimde aslında PKK'nın buralardan bir daha girmesini bile zorlaştıracak bir durum karşımıza çıkıyor ve Türkiye hani elinden geleni yapıyor Suriye evet. içerisinde. Yani bu... Membişte de benzer bir şey Hı -hı. Ee, görebiliriz Yorak yani. başında konuşmadık ama Kandil de bunun bir parçası. Kandil operasyonu şu anda hali hazırda Tabii. devam ediyor. Bunu bu da onun bir parçası bu, bu terör Daha devamlı yani. konuşacağız ama evet. süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Ben burada e, hocamla daha önce e, yaptığım sohbetlerin bir tanesinde "Zor oyunu bozar." demişti hocam. Evet. Şimdi e, Türkiye çok daha e, güçlü konumda ve e, bu gücünü e, kullanarak Orta Doğu'daki oyunları da bozmaya yönelik bir e, hamle içerisine girecek diye düşünüyorum ben yeni dönemde. Çünkü senin de söylediğin gibi Türkiye'de bir seçim yapıldı. E, bu seçimde e, çok güçlü bir iktidar çıktı aslında. Hı hı. Yani sistemsel bir değişiklik de söz konusu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Ve e, bazı bürokratik ağırlaştırılmış e, karar alma süreçlerindeki uygulamalar daha hızlı olacak. Daha hızlı olacak diye düşünüyorum Çekmen ve bunun davasını da bence çok daha e, dinamik ha, bir şekilde bilgi yansıyacaktır bu yani. Bu dış politikaya ve Orta da yansıyacak hocam. Evet. E, son 5 e, dakikamız neredeyse e, bu konuda yeni dönemde e, Türkiye'nin e, dış politikasını ve e, Ortadoğu politikasını nasıl tanımlayacaksınız? Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi tabii seçimde hükümetin kazanması bu Ortadoğu aktif Ortadoğu politikası devam edeceği anlamına geliyor. Bu iyi bir şey çünkü biz dediğim gibi üreten bir ülkeyiz. İhracatla, turizmle ve başka e, yani somut çabalarla kalkılan bir ülkeyiz. E, Irak'ın istikrarla, yani istikrarla kavuşması, bir şekilde hükümetin kurulup yoluna devam etmesi önemli. E, artı Suriye'de istikrarın e, sağlanması önemli ve bu, bu yönde çabalar yani hükümetin çabaları net bir şekilde sürecektir ama yeni başkanlık sisteminde çok daha etkili çok daha piramidin hani karar al, tepede alınan bir kararın e, çok daha uygulanması aşağıya doğru mümkün olacaktır. Birbirine entegre ve e, senkronize olacaktır. Yani birbirine koordineli e, çalışmalar olacaktır. Birinin yaptığını diğeri bozmayacak şekilde bir çalışma yürütüleceğine daha etkin olacağını ben tahmin ediyorum. Yani önce niyet var, sonra şu anda araçlar da etkin bir şekilde geliştiriliyor. E tabii güçlü Türkiye yine kendisine olduğu kadar komşularına, çevresine, özellikle Türkmen davasına ciddi bir katkısı olacak. Kürtlerle işte Kuzey Irak'taki, Suriye'deki Kürt kardeşlerimize yakınlaşma konusunda ciddi bir yani bence adımlar atılacaktır. Hem bu referandumun etkisi artık azalmaya başlandı, hem yavaş artık yani Yavaş yavaş ileri bakılacak bir e, çözüm. Bu normalleşmeyle beraber yani e, Irak ve Suriye ciddi ilgi ilgi sürecek. E, ama diğer bölge diğer bölge meselelerine Filistin meselesi, ka, işte Körfez'deki çatışmalar yani Katar'a uygulanan ambargolar mesela Türkiye'nin hmm. e, aslında ciddi bir rolü oldu onun engellenmesinde yine e, bu yani referandumun engellenmesine ciddi rolü oldu. Yani son bir yılda aslında Türkiye önemli başarılar sağladı. Filistin meselesinde Trump'ı bile zora sokacak yani Birleşmiş Milletler'de ciddi başarılar oldu ve bu evet. devam edecek. Bu da işte dediğin gibi zor oyunu bozar. Yani güç oyunu bozar anlamında. Hani bu güreşten verilen bir örnektir. Hani zayıf bir pehlivan bir sürü oyun biliyor ama öbür, öbür adam tuttuğu gibi çekemiyor çünkü güçlü adam. dediğini yapamıyor. Yani tabi oyun da lazım, strateji de lazım. Hepsini ama güçlü olmak da lazım. İşte demin söylediğimiz gibi Amerika hemen hemen her projeyi bozmak için, başarı, başarısız uğratmak için imkanı var. Tabii her projeyi bozacak diye bir şey yok. Yine Türkiye batıyla da iyi geçinecek, doğuyla da iyi geçinecek, körfezle de iyi geçinecek bir vizyon içerisinde. Yani kimseyi otomatik düşman veya kimseyi otomatik rakip, kimseyi otomatik dost gibi görme şansımız yok. Yani tabii ki halklar hepimizin dostu ama yönetimler Türkiye'ye zarar veriyorsa onlara karşı önlem alınır, destek oluyorsa onlara karşı önlem alınacaktır. Yani daha aktif bence daha bilinçli. Bir de tecrübe de önemli bence bu, bu birikimde. Yani bu dönemin belki önemli şeyi yeni tecrübe kazanmış işte, darbeler yaşamış, ortodokslar krizler görmüş. Işte aynı hükümetin devamlılığı burada yani önemli, İstikrar ve devamlılık bundan da istifade edilecektir. Yani eskiden belki çok zor bulduğun çözümler şimdi pratik daha. Hızlı bir şekilde uygulamaya konacaktır diye düşünüyorum. Senden hani birkaç bir kaç cümleyle alalım sonra programımızı kapatalım. Ben yani yeni dönemde Türkiye'nin tabi bölgede bir Türkiye'den beklentiler söz konusu. İşte hocam bahsettiği halklar var, bunların değişim talepleri var ve Türkiye'nin de tabi burada bir bölgesel güç olarak Türkiye'ye dönük halkların da beklentisi olduğunu görürüz. Türkiye bir taraftan bunları karşılamaya çalışacak. Bunları takip etmeye çalışacak. Türkmenlerde bunun önemli bir parçası. Özellikle Irak ve Suriye'de. Ama diğer taraftan da tabii Türkiye'nin kendi bazı ulusal çıkarları var. Bölgede ciddi bir kaos var. Terörle mücadele sorunu var. Yani Türkiye bu yeni dönemde de bu özellikle 5 yıl boyunca iç politik kaygılardan da biraz bağımsız olarak daha realist gerçekçi bölgedeki sahadaki gerçekliğe uygun olarak Türkiye'nin e, politikalarını uygulama şansı olacak. Bu iki bahsettiğim kaygıyı dengede götürecek şekilde Türkiye'nin e, politikalarını izlemeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama Orta Doğu'ya ilgi Türk dış politikasında öncelik olmaya e, devam edecek e, gibi gözüküyor. Irak ve Suriye yine dış politikanın e, en başta gelen iki e, baş, e, konusu olacak. Çünkü burada da çok kısa vadede ne yazık ki bir istikrar gözükmüyor. Türkiye buraya enerji harcamaya, dikkatini buraya vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Ve Irak ve Suriye'de de Türkmen meselesi dediğim gibi Türkiye'nin politikalarında çok merkezi bir role sahip olacak diye düşünüyorum. Bununla birlikte tabii Türkiye bölgede istikrar aramaya da devam edecek. Çünkü Türkiye bölgede istikrar oldukça güçleneceğini ve güçlük alacağını düşünüyor. O nedenle Türkiye'nin de birinci önceliği bölgenin bir an önce istikrara kavuşması diye düşünüyorum ben. Evet biz de orsam olarak tabii merkez olarak daha Irak, Suriye, Arap Dünyası, Ortadoğu daha geniş bir ekiple, yeni bir kadroyla, yani genişletilmiş bir kadroyla bu bölge meselelerine çok daha yakın ilgi göstereceğiz. Onu da belki söylemekte fayda var. Bizler de o ekibin içerisinde olmaktan evet. mutluluk tabii duyuyoruz tabii. hocam. Biz teşekkür ederiz her türlü desteğiniz içinde. Biz de için olun. de. Çok sağ olun. Bugün programımızın sonuna geldik. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz size. Yoğun programınız içerisinde bize de zaman ayırdınız, programımıza çok katkı de. ve değer sundunuz. Hı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sana da Selam. görüşlerimi katkılarınız evet, için de teşekkür ediyorum. Yani teşekkür yeni ederim. Yeni döneminin de hayırlı uğurlu olmasını inşallah. E, biz de hocam farklı adına, konularda televizyon adına. Biz de hocam farklı konularda tekrar ağırlamayı umuyoruz. Hocam i̇nşallah tekrar çok inşallah, teşekkür ederiz. Başarılar. Evet sayın seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla yeniden beraber olmayı diliyoruz. İyi akşamlar.